Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. Kandilimiz mübarek olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Şuracıkta kahvemi içtim. Sabah kahvemi. Güzel yorumlarınızı okudum. Çoğunuza cevap verdim. Bu akşam kandil ettiğimiz tüm dualar kabul olsun inşallah. Azra'nın sihirleri için Elifçim hocaya gerek yok. Sen de kendin duanı okuyabilirsin yazmışsınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu akşam tabii ki dualarımızı edeceğiz. Sihir duasını okuyacağım akşam. Okuldan gelsin. İlk işim onu yapmak yani. İnşallah fayda olur. Tabii ki tedavisini oluyor zaten. Bir 4 aydır sihir tedavisi görüyor ama duaların da gücüne inanıyoruz tabii ki. Şimdi kahvaltı yapacağız. Çayımı demledim gördünüz. Biraz dinlensin. Müge'yi açmıyorum artık. Çünkü Müge'yi açınca öğlene kadar izlemek istiyorum sonuna kadar. Bu sefer işim gücüm kalıyor. Okul saati geliyor. Yetiştiremiyorum. O yüzden ben Müge faslını kapattım. Arada böyle çok önemli bir şey olursa internetten özet geçiyorum yani. Ne yapayım? Böyle arkadaşlar sizler ne yaptınız bakalım. Ne var ne yok. Ben şimdi bir üstümü değiştireyim. Pijamalardan kurtulayım. Kahvaltıyı hazırlayayım. Pijama demişken geçen bir arkadaş yazmış ki Elifciğim bir küçükken bebeklere pijamayı yakıştırırdım bir de sana yakıştırdım yazmış. Bu yine aynı bu takıma. Bunun renginden mi artık nedir? Bunu ben de çok seviyorum. Karasu'dan Tuğba'mın hediyesi. Arkadaşımın hediyesi. Duru'ya da evet şortlu takımı almıştı. Severek kullanıyorum. Vallahi seviyorum pijama takımlarını. Ben de o kadar çok var ki şortlular, kışlıklar, kalınlar, polarlar. Pijama takımı dolu yani en çok neyin var deseniz pijama altı ve pijama takımı vardır bende. Bunu da seviyorum yani yıkadıkça hep bunu giyesim geliyor. Arkadaşımın kesesine bereket severek kullanıyorum. Neyse mutfağa gideyim güzel kahvaltımızı hazırlayalım. Durucuğumun bamban yumurtası pişiyor arkadaşlar. Soframızı da hazırladık. Yumurtamız da hazır. Bizlere afiyet olsun bakalım. Kahvaltılar yapıldı. Sofrayı kaldırdım. Hemen makineye çalıştırdım. Bulaşı da hallettim. Bugün menüde ne var? Bugün menüde kuru fasulye var. Ne güzel kabarmış. Birazdan haşlayacağım bunu. Kaynar suyum varken bir tane kiraz sapı yapayım dedim. Dün yediklerimizi biraz telafi edelim. Vallahi dün güzel mamalarımızı yedik. Karbonhidratları tükettik. Bugün hafif besleneceğiz. Bunu da dediğim gibi haşlamaya koyalım. Önce bir süzeyim bir kere daha yıkayayım bunu. Çamaşır makinemi de çalıştırdım arkadaşlar. İşleri yoluna koyduk yine öğleden önce. Bu da böyle köpüklenmeye başladı. Az bir su koymuştum. Onu çekti zaten güzel haşladım. Bunu öğleden sonra pişireceğim. Süzeyim, yıkayayım. Saat 1'e geliyor arkadaşlar. Bugün Duru'nun beslenmesinde makarna vardı. Dedim neli yapayım? Peynirli yap dedi. Şöyle mis gibi tereyağlı peynirli makarna yaptık. Bir de içecekle meyve var. Canım çekti şimdi. Yer misin biraz? Yer. Tamam biraz tabağa koyayım o zaman. Okulda da ye ama tamam mı? Beslenme kabına koyacağım ya. Duru bu peynirli makarnayı çok seviyor ablaları. Hadi bakalım beslenme işini de hallettik. Şöyle koydum. İçeceğini çantasına koymuş. Birazdan kapağını da kapatacağım. Afiyet de yer inşallah. Okul çocuğu hazır. Okul anası da hazır. Şöyle yeleğimi geçirdim üstüme. Hava biraz serin. Hadi gidelim Duru. Ayakkabılarını giy koş. Bu arada şöyle siyahlara bürünmüşüm kız bugün. Biraz çekildim ben. Şöyle dikkat etmeye başladım ya. Dün yemeseydim bir tık daha çekilmiş olabilirdim. Ebru abla çok güzel hazırlık yapmıştı ama neyse bugün kaldığımız yerden devam. Şu yelekler ne pahalanmış kız. Geçen sene şunu var ya iyi ki almışım. Bunlar var ya bu sene 700 olmuşlar. Biz 359 almıştık. Duru'yu bıraktım eve geçiyorum. Nasıl rüzgar var bakar mısınız? Ağaç devirecek yerinden o derece. Eve geldim. Üst komşum Emel mesaj attı arkadaşlar. Elif Duru'yu bıraktıysan gel kahve içelim diye. Şimdi ona çıkacağım. Şöyle bir yarım saat 40 dakika orada oturayım kahvemizi içelim. Gelince kuru fasulyeyi pişiririm. Makarnamız var. Pilav yapar mıyım bilmiyorum. Makarnayı da biraz fazla yaptım sanırım. Pilav isterler mi? Bakacağız. Bilmiyorum arkadaşlar. Her neyse. Ne diyecektim? Çamaşır asacağım. Onu asmadan gitmeyeyim. Kapağını açtım. İçinde buruşmasınlar. Onu asıp çıkıyorum. Komşuma çıktım arkadaşlar. Bakın beni haşhaşlarla karşıladı. Çayımız da var burada. Kahve demiştik ama çaya karar verdik. Bakalım bu güzelliklerden tabii ki tadına bakacağım şimdi.
Bize afiyet olsun bakalım. Saat 3 yaptık arkadaşlar. Komşumdan geldim şimdi. Dedim ki Emel yemeğimi yapayım dedim. Birazdan da Azra gelir. Ben kalkıyorum dedim. Güzel oturduk. 1,5 saattir sohbet, muhabbet. Çayımızı içtik. Şimdi de geldim. Yemek yapacağım bakalım. Hemen kuru fasulyemi koydum. Pilav yapmayacağım. Makarna bayağı var. Yeter arkadaşlar. Ben zaten makarna yemiyorum. O yüzden bugünlük menümüz bu olsun bakalım. Kuru fasulye pişti arkadaşlar. Vallahi hemen pişti. Tadına baktım. Şimdi ne yapıyorum? Bisküvi pastası yapacağım. Kızlara sözüm vardı. Geçen gün malzeme almıştık ama yapmak nasip olmamıştı. Dedim bu akşam yapayım. 1 litrelik pudingler var ya, onlardan yaptım. 1 litre süt koydum. Ben 2 kaşık şeker de ekliyorum. Azıcık da kakao ekliyorum. Daha güzel oluyor. Pudingimiz pişti arkadaşlar. Kıvamını almaya başladı. Biraz daha kaynatacağım. Kapatacağım altını. Biraz da kıstım dibine sarmasın diye. Bu ocaklarda hemen dibine sarıyor. Izgara olmadığı için hemen dibine alıyor. Şöyle kuru fasulyemi de göstereyim size. Biz böyle sade yapıyoruz biliyorsunuz. Güzel görünüyor. Yanına turşuyla. Mis gibi vallahi. Kırmızı biberle şey de ekledim. Karabiber de serptim ona. Yerken de serpiyoruz. Pasta malzemelerini de hazırladım buraya. Süt de koydum tabağa. Ben ıslatıyorum. Islatmayan da var ama daha yumuşak oluyor. O yüzden bisküvileri tek tek ıslatıyorum. Şunu da şöyle bir karıştırayım da. Hemen ne ara kaymak tutuyorsun? Daha şimdi koydum buraya. Bunları da böyle kaba aldım ki şurada poşetleri açarken burası hep bisküvi un ufak oluyor yani açmaya çalışırken. En son bisküvi pastasını yazın yapmışım. Yazın derken şey yani 3-4 ay oldu herhalde. Bayağıdır yapmadım diye biliyorum. Bisküvi tatlımız hazır arkadaşlar. Şöyle 5 kat yaptım. 3 paket buna tam geldi. 1 kilo süt de iyi geliyor. Bir kase de pudingim arttı. Onu da dolaba kaldırdım. Şimdi bu da dolaba gidiyor bakalım. Durucumun gelmesine 1 saat kaldı. Azra geldi şimdi. Karnı aç mı dedim. Çok aç değilim. Geç yedik dedi. Bir de kandil simidi de yemişler. Biliyorsunuz bugün kandil simidi dağıtılacaktı sınıfta. Onlardan da yemişler. O yüzden aç değilim dedi. İçeride ben de ne yaptım? Bir mis gibi kahve. Tabii ki balkonda biraz oturacağım. Yorumlarınıza bakayım. Bir sürü yorum vardı gene. Çoğuna cevap verdim sabah ama veremediklerim de vardı. Bu arada hava karardı aynen. Yağmur geliyor. Tam size dedim hava kapattı buralar diye. Yağmur gelecek zaten acayip rüzgarlı da. AFAD'dan mesaj geldi. Şiddetli yağmur bekleniyor dikkatli olun diye. Uyarı mesajı geldi şimdi. Bakın ben kızımı okuldan aldım geldim. Bu hemen derse koyuldu ya. Duru. Ne bu hız Duru. Öğretmeni hafta sonu ödevi vermiş bakın. 2 rakamını vermiş. Daha sonra bunları vermiş. Geldim. Mutfaktayım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Salata yapıyorum. Yemeklerin de altını yaktım. Azra makarnayı karıştır kızım. Şimdi Rıza gelmek üzere. Şöyle havucumu rendeleyeyim. Biraz mor lahana kestim. Domates, salatalık, soğan. Bir salata canım istedi vallahi. Bir yandan da şarkı mırıldanıyorum. Gitme. Selami Şahin'den. Gerisini bilmiyorum. Demin radyoda çalıyordu da. Ben hiç tahta kullanmam salata yaparken. İlle böyle elimde doğrayacağım. Salatam güzel oldu. Marul katmadım. Marulum var ama. Böyle
havuçlu falan yaptım. Yeter. Makarnayı da ısıttım. Kuru fasulyeyi de ısıttım. Salatamız da hazır. Şimdi Rıza'yı arayacağım. Geliyordu ama gelmedi. Bakalım neredeymiş. Yağdanlığımı da yıkayayım artık. Bunun yıkanma zamanı geldi. Onu boşaltacağım. Önce bir karnımızı doyuralım da. Evet, sizi bekliyorduk Rıza Beyler. Yemekleri ısıttım. Dedim bu nerede kaldı? Yağmur yağıyor mu? Acayip fırtına var. Sağına uyarısı geldi. Aynen, AFAD'dan mesaj geldi. Size pazar günü. Ne güzel. Yine ödev yapıyor bak. Yine ödev yapıyor. Yaptın mı? Aferin. Bulaşıkları topladım geldim ama çay demlemedim daha. Çayı birazdan. Vallahi kuru fasulyem çok güzeldi. Salatayla çok iyi gitti. Ama böyle bir oturdum mideme ya. Fazla da yemedim yani. 2,5 kepçe kadar falan yedim ama. Neyse. Bu arada Rıza'cığım bir haberim var. Bu akşam dizi var. Şimdi her akşam dizi yokmuş gibi. Ne yapalım Rıza'cığım? Bu akşam da şey var. Yalı çapkını var. Şimdi Azra'nın ayağına babası kremini sürecek. Merak edenler var. Göstereceğim size arkadaşlar. Çok dua etmişsiniz. Çok yazanlar oldu bugün. Bakın Azra'nın şu durumda arkadaşlar. Bir şey yapmayın. Böyle bakın. Ne haftan su toplamış bak onları. Yine su toplamış. Dün akşam biz bunu patlatıp şey yapmıştık. Kremleyip sarmıştık. Şunu kullanıyoruz. Az versene. Şunu. Onu kullanıyoruz. Onu yazdı. Azra. Bunu yazdıydı. Neymiş bu? Sütik asit. Su toplamış ha. Yine mi su toplamış? Bak dün akşam indirmiştik görüyor musun? Toplar, su toplamış. Ama şuraya bir şey serelim Rıza. Yok ben şimdi patlatmayacağım. Ha, patlatmayacağım mı? Yarın patlatırım. Yarın patlatırım. Şöyle. Yarın patlatırız. Yani bir tek bu ayağında var. Diğer ayağında yok bu arada. Bugün ama okula gitti. Bugün basabildin değil mi Azra? Bugün seni çok rahatsız etti mi? Yok, ayakkabı giyince ayakkabıyla bez bir şey oldu ya, yükseğe kaldırdı ya yani. He. O zaman basabildim ama basamıyorum. Hadi dur, kaldı mı? Dur bir dakika, beni unutmadın. Bastırma çok ya. Ya Azra bir dakika, neyi bastırma? Şey incir sütü falan diyorlar hani sürün düşer hani birkaç sürmede diye ama bunun aslında düşecek bir şey kalmadı ki ucunda baksana. Denemek lazım. Şey ama düşecek bir şey kalmadı hani bu ucunda. Şu an bunu işlem yapıyorlar. Artık işlem görüyor, buzlama işlemi, işte kazıma işlemi. Bir dahakine kazıma mı yapacaklar? Bir soyma, bir soyma, bir öbür işlem. Aynı işlemi yapmıyorlar. Bir dahakine kazıma mı yapacaklar tek? Bu şimdi soyma mıydı bu? Soyma ayın 8'inde herhalde. Aman hayır, kaçındaydı bir daha? 18'inde miydi? 8. Soymayla buzlama yaptılar. Ha, Kasım'ın 8'inde. Baba. Efendim. Soymayla buzlama yaptılar. Dur, dur anneciğim, dur. Çayımı demledim arkadaşlar. Vallahi herkes yedi. Bakın şunları bizimkiler yediler yemekten sonra. Ben sona kaldım. Vallahi bir büyük dilimde ben yiyeceğim. Yani yemesem iyi de buna dayanamam. He kızım. Sen de mi yiyeceksin yine? Tamam. Tamam anneciğim şöyle. Mis gibi. En güzel pasta. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çayımı da doldurdum. Mis gibi köşeme oturdum. Şimdi dizi keyfi arkadaşlar. Geldim. Saat 1'e geliyor arkadaşlar. Videomu editledim şimdi. Dizi güzeldi vallahi, izleyenler bilirler. Dizi bittikten sonra da bizimkiler zaten yatmışlardı. Sona ben kaldım. Bir iki bulaşık vardı. Onları şimdi makineye koydum. Ne fark ettim biliyor musunuz birkaç gündür? Sanırım benim şu avcumun içinde egzama çıktı. Bakın şimdi nasıl gösterebilirim size, yakınlaştırayım. Bakın görüyor musunuz? Çok belli oluyor mu? Tahriş oldu avcumun içi. Ya da şöyle tutup göstereyim bakın. Görüyor musunuz? Böyle kabarcık kabarcık sadece ortasında var ve sadece bu elimde var arkadaşlar. Krem sürdüm şimdi de. Bakın. Vallahi bir bu eksikti. Tahminimce yağ çöz, bulaşık deterjanı bunları çok kullandığım için bununla da süngeri hep tutuyorum ya, bulaşık süngerini. En çok bu elim temas ediyor. Çünkü bunda hiçbir şey yok. Bununla deterjana temas ediyorum. Egzama yaptı. Yani bu yaşımda geldi başıma. Vallahi hiç daha önce böyle bir şey yaşamadım gerçekten. Gitmem gerekir mi? Ya da işte bunun kremi vardı diye biliyorum. Ben şimdi şeyi sürdüm.
Bepanten sürdüm ama bepanten miydi kız, o neydi? Ondan sürdüm bakayım ne olur. Kaşınıyor, sürekli kaşınıyor. Böyle hart hart kaşıyasım var. Ay, sinirimi bozdu. Akşamdan beri böyle elim avcumun içinde yani, her neyse. Egzama da buldu bizi yani valla. Azra'nın ayaklarını gördünüz. Yine kremini sürdük, sardık onu işte temiz bezle. Öyle öyle sarıyoruz. Vallahi öbür ayın Kasım'ın 8'inde bir daha gidecek işte doktora. Bir de incir sütünü çok söylediniz. Taze incirin sütü, ucundaki sütünü sürün dediniz. Annemlerin orada incir ağaçları var. Olmazsa yarın annemlerin oraya bir çıkar geliriz. Orada incir dalından koparıp taze taze sütünü sürmek gerekiyormuş. Bakalım, yakma işlemi zaten devam ediyor. Buzlama işlemi, yakma işlemi. Ayın 8'inde bir daha gidecekler. Şu anda su topluyor o yerler. Bir de düşecek sil kalmadı. Sadece o izleri ve yarıkları kaldı. Zaten ayığı gördünüz. Hani en başında olsaydı belki hani okudukça dualarla düşerdi diye düşünüyorum ama şimdiden sonra düşecek bir şey kalmadı Azra'nın ayağında. Ne olur bilmiyorum ama bugün daha iyiydi. Öyle o bitti derken Elif'in egzaması başladı. Neyse, Allah büyük dertler vermesin, çaresi olan hastalıklar versin tabii ki. Bu mübarek günde ettiğiniz tüm dualar da kabul olsun. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Burada vedalaşalım. Keyifli hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.